Evet efendim, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Tercih dönemi, 2021 tercih dönemi artık geldi, çattı ve 5 Ağustos'ta resmi olarak bilgisayar sistemi ÖSYM'nin aday işlem sayfasından başlıyor ta ki 13 Ağustos'a kadar. Ama Genç Müzisyen programı yılın her haftasında olduğu gibi tercih döneminde yılın her günü sabah saat 10'da ve akşam 17 kuşağında Ülke TV'de sizlerle oluyor efendim. Ben İsmail Yolcu, öğrencilerin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Beledoğlu ile birlikte akşam 17 kuşağında sizlerleyiz. Instagram bonus hocadan az önce paylaştığımız fotoğrafın, en son paylaşımın altına sorularınızı bekliyoruz. Bugün yine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin çok önemli ve çok önemli bir fakültesinin akademisyeni katılıyor efendim. Yardımcı doçent doktor Halil Eren Sakallı hocamız, Tıp Fakültesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Birazdan sizlerle olacak, sağlıkla ilgili, tıpla ilgili, tıp ve diğer sağlıkla ilgili bölümlerle ilgili sorularınızı Instagram bonus hocaya bekliyoruz. Ve yılın ilk 2021 tercih dönemi öğrenci veli görüşmesi bugün bonus hocayla resmi olarak başladı. İlk izlenimleriniz nedir hocam? İsmail, hepsi şehir dışından da vardı. İyi ki geldik. Çok şey öğrendik dediler, sağ olsunlar. Hemen birebir görüşmelere de geçtik. Hep televizyon programlarının aralarında. Çok güzeldi. İnşallah yarın yine 11.30'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Nene Hatun'daki merkezinde, Ankara Nene Hatun Caddesi'nde. Evet evet, o zaten Instagram bakarlar şeyden. Hiç aramaya gerek yoktur. Doğrudan gelebilirsiniz. Sadece geldiğinizde birebir görüşme için adınızı yazdırmanız yeterli olacaktır. Evet. İsmail, orada semineri yaptıktan sonra biz şu formu dağıtıyoruz. Çocuklar bu formu, yani bu form aslında şey, tercih listesi. Bir tercih listesi yazıyorlar. Ben buna bir risk analizi yapıyorum. Bugün yaptığım hiçbir öğrenci risk analizinden geçemedi. Bakın siz tabii geçemedi. Dedim ki tekrar gelin. Bakın biz bu işi bir üniversitenin reklamı için falan yapsak bir defa görüşürüz yeter. Nasıl olsa gördü üniversitenin merkezi. Ama en az 3 defa 4 defa tekrar çağırıyoruz çocukları. Yoruluyoruz, uykusuz kalacağız. Ama bu gerçekten bir sosyal sorumluluk projesi. Bu arada Hürriyet gazetesinde bugün doçent doktor Aslı Bugay hocanın 15 adımda doğru tercih adlı muhteşem bir yazısı çıkmış. Ben inanılmaz bir keyifle okudum. Aslı hocamız geçen ay programımızdaydı. İnanılmaz geri dönütler almıştık. Bu yazıyı mutlaka okun. Çok dikkat çekici şeyler var. Mesela İsmail, bir tanesi kampüs üniversitesi avantaj sağlıyor diyor hocamız. Hürriyet gazetesi. Doçent doktor Aslı Bugay hoca. Ve mesela Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 3000 dönüm kampüs alanı var. Ben de vallahi dedim ha, demek ki doğru bir üniversitedeyiz. Mesleklerin pandemi sürecinde nasıl etkilendiğini araştırın. İş bulma kaynağı eğlencenin önüne geçti diyor. Kaygısı tabii diyor hocamız. Uluslararası farkındalık çok önemli öğrencilerin tercihinde diyor ve devam ediyor. Devamını lütfen okuyun. Hürriyet gazetesi 15 adımda doğru tercih, doçent doktor Aslı Bugay hocamız diyorum ve sorulara geçiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bonus hoca ile bilinçli tercih stratejileri semineri her sabah değil mi hocam? Her gün tercihlerin. 11.30'da İsmail. 11.30'da. Tercihlerin sonuna kadar her gün mü diyelim? Her gün aralıksız. Tamam. Ankara'da Nene Hatun Caddesi'nde ücretsizdir sosyal sorumluluk projesidir efendim. Hocam sorular her zamanki gibi yağıyor, akıyor. Mis Özkaya gözüme İsmail, çarptı. TRT modeli cevaplayacağım. Çok hızlı hazır ol. O da çok hızlı hocam. Peki. Çocuklar, şimdi ben süremiz gayet iyi bir süre var. Gayet iyi. Tamam. Çünkü birazdan da tıp fakültesinden hocamız gelecek. Tamamdır. Evet. Eczacılık gelir mi diyor. 39 bindeymiş Mis Özkaya. Tabii ki eczacılıkların taban sıralaması 47 bin İsmail. Bir hata yapmaz da 45 bin 46 bine kadar tercihi indirirse elbette ki gelir, ama bugün bir video yayınladık. Kesin gelir, kesin gelmez demeyin lütfen. Önlem alın demiştik. Ona da dikkat edin bu arada. Ömer, uluslararası ticaret ve lojistik bölümü hakkındaki düşünceniz nedir diyor. Şimdi İsmail, bir defa uluslararası ticaretle lojistik birbirini tamamlayan bir alan. Ben öğrencime sadece şunu söylerim. Uluslararası lojistik ve ticarette okuduktan sonra veri analistliğinde, ticaret bir veri değil mi?
Onun analizini yapmak, onu analiz etmek aslında firmaların karlılığı değil mi? Büyük stratejiler tamamen strateji üzerine bitti. Kurulmuş bir kurum. Sen bir kurumun kapısını çaldığında tak 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 ben uluslararası ticareti bitirdim, veri analistliğinde de yüksek lisansım var dediğinde seni hemen işe alırlar. O hani siyah kuğu dediğimiz nadir diploma oluşturmak için bu şart olan bir şeydir. Kübra Davarcı, hocam mezuna kalacağım ve dershaneye gitmemeye karar verdim. Sizce nasıl çalışmalıyım diyor. Tabii önce konuları bir gözden geçirecek. Arkasından çok soru çözme değil de bir soruyu kendisi çözme üzerine strateji geliştirecek. Ne zamana kadar? Ta Mart ayına kadar. Elbette ki soru deneme sınavları çok önemli ama Instagram bonus hocadan rehberlik merkezi olarak yararlan, bizi takip et, mükemmel bir başarı elde eder. Cansu Akyüz kendisi de bir PDR öğrencisi, kardeşi için soruyor. Kardeşim 12.000'de tıp istiyor, bu sene pandemiden dolayı bir yığılma olur mu? Başarı sıralaması düşer mi diyor. Şimdi şöyle, yani 741 kişilik kontenjan artışı ilk etapta %5'lik bir gevşemeye yol açar diye düşünerek bir tercih yapacağız. Fakat aşırı talep %5'lik yükselmeye neden olur diye de bir tercih grubu yapacağız. Değil mi? Aynen. Sağlığa öyle. Büyük bir talep var çünkü. Aynı kalabilir diye de yapacağız. Yani kısacası Cansu'nun 12.000 olan kardeşi 8.000'den 12.000'e kadar da tercih yapar. 12.000'den 18.000'e kadar da düşürmesi gerekmektedir. Armut. Bakın bu şekilde. Bu orta bölge puanının etrafı. Bunun armut demem 12.000-14.000 arası armutun orta bölgesi. Evet. Üst taraf işte 8.000'den itibaren, alt taraf 18.000 civarı diyoruz. Mutlaka bu şekilde tercihlerini öğrenip yapması gerekiyor. Bir anne soruyor, 43.000 oldu kızım. Bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği arasında kararsız kaldı diyor hocam. Ya şimdi çocukta yönetici vasıf varsa endüstri okuması lazım. Endüstriyi okudu ya İsmail. Şimdi endüstri aslında bir fabrikanın karlılığı ve başarısıyla alakalı değil mi? Gene veri analistliği, bulut bilişim. Yani o dijital çağdaki her türlü alanda lisansüstü eğitim ya da sertifikasyonlarla gitsin. Ama çocuğumuz bilgisayara becerisi varsa ona arada kalma dediğim benim muhtemelen çocuk endüstri istiyor. Aile bilgisayar diyor olabilir. Bu bir tabii öngörü sadece. Arada kalan bir öğrenci daha var. Uslu isimli öğrenci. İTÜ gemi makineleri mi yoksa Gazi bilgisayar mühendisliği mi diyor. Vallahi gemi makineleri de iyi İsmail. Ben ama olsam iti gemi makineleri. Ben derim. Olsam bilgisayarı seçerim. Hayatın her alanında var. Şimdi şöyle bak. Gemi makineleri sadece o sektörde var. Şimdi İsmail şöyle düşün. Tamam senin bakış açına saygı duyuyorum. O da yanlış değil Allah var şimdi ama. Şimdi gemi makinelerini bitirdi ya. Bunların mezunları az zaten. Geminin bir motoru makinesi var mı? Yazılımda yüksek lisans yaptığı anda nadir diploma. Diplomasını nadirleştirmiş oluyor ve beyaz kuğulardan siyah kuğuya dönmüş oluyor. Sevgili öğrenciler, Instagram bonus hocada bugün kesin tutar kesin tutmaz diye bir video yayınladık. Yayından sonra bazen Instagram takılıyor. Yüklenmekte zorlanıyoruz. Hemen yayınlayacağız yoksa ama geleceğin meslekleri ve geleceğin insanı ile ilgili güzel bir video geliyor. ÖSYM tercih formlarınızı nasıl okur? Çok ihtimalli tercih listesi adlı videolarımızı izleyin. Herkese bunu tembihleyin. Saatinizi 17'ye göre kurun. Ben her gün artık bu programdayım. Sabahları bazen gelemeyeceğim ama her gün bu programdayım. Lütfen saatinizi 17'ye kurun diyorum ve Ankara'daki tercih seminerlerimizden yararlanın. Bilgi almak için, hani sadece adresi sormak için anlamında söylüyorum. 312 427 7225 312-427-7225 nolu telefonu arayarak adresimizi alın. Yani gelin girin salona dinleyin. 2 saat sürüyor. Harika bir seminerdi bugünkü. Emin olun mükemmeldi. Çok çok memnun kaldılar. Hepinizi bekliyoruz. Arkasından da birebir hocam, görüşmelere geçiyoruz. Hukukla ilgili sonra tıpla ilgili hukuk. Sorular alt alta geldi. Gel 2 öğrenci Furkan Özdemir. Hukuk fakültesine gitmek istiyorum. Akademik kadroya bakmak önemli mi? Yoksa fark etmez mi diyor. İsmail bak, akademik kadrosu önemli tabii ki. Kötü olur mu? Hakimlik, savcılık sınavları için çok önemli. Ama çocuk avukatlık yapmak istiyorsa, hangi şehirde okumak istiyorsa gitsin. Zaten bakın, avukatlığı, bütün dilekçe yazmayı, her şeyi adliyede öğrenecek.
öğrenmeden mezun olacak mı diyoruz? İsmail, bu sene Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne inanılmaz bir talep var. Bak ben bugün ofiste de gördüm. Yazıyor insanlar. Çocuklar Doğu Akdeniz hukuku da inceleyin. Ya emin olun buradan Ankara'dayız biz şu anda. İstanbul'a gitmekten daha kolay Kıbrıs'a gitmek. Buna dikkat edin. Bir inceleyin. Peki, inanılmaz bir hoca kadrosu. Bir başka öğrenci hocam. Öğrencinin hemen adını da söylüyorum. Melisa. 43 bin ile devlette hukuk kazanabilir miyim hocam, ne olur görün diyor. Ya şimdi çocuklar hukuk biliyorsunuz hemen hemen 40 bin ile kapattı geçen sene. 41 bin ile. 41.891 ile kapattı. Şimdi bu şu anlama geliyor. Sayısalcıların hukuku seçmesi durumunda bu yükselebilir. Şimdi burada böyle bir sıkıntı var. Ama biz şöyle bir ihtimal düşüneceğiz. Hukuk tutmayabilir diyeceğiz. Tercihimizi yapacağız. Tutabilir diye de tercihimizi yapacağız. Bu arada çocuklar, ÖSYM kılavuzu sayfa 3. Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz bölümü en üst tercihe yazınız. Daha sonra istediğiniz bölümü ikinci tercihinize yazınız. Şimdi bu ne demek? Puanı yüksek olsa bile bir bölümü üste yazdığınızda asıl tutacak yer altta kalsa bile bu sizin herhangi bir zarara uğramanızı sağlamıyor. Peki neden? ÖSYM'nin bilgisayarı sizin tercih formunuzu okurken sizden düşük puanlının tercih formunu görmüyor, değerlendirmiyor. Eğer size bir kişi çıkıp da ya sen bunu 10. tercihine yazmışsın, senden düşük puanlı biri bunu yükseğe yazarsa o kazanır derse, emin olun inanılmaz tehlikeli biriyle karşı karşıyasınız. Ya kılavuzu okumuyor ya okuduğunu anlamıyor. Alın birbirine vurun bunu. Onun için bize danışmadan, Ankara'daki seminerlerimizi Ankara çevresindeyseniz dinlemeden, Ülke TV'deki bu programı dinlemeden asla tercih yapmayın. Kılavuzdan okuyoruz çocuklar. Hocam Ulaş Soysal moleküler biyoloji ve genetik okuyup nasıl siyah kuğu olabilirim? Ayrıca İngiltere'de yaşama planlarım var. Bunun için orada yüksek lisans yapmam iyi olur mu diyor. Birincisi bir kere Ulaş, eğer İngiltere'de yaşayacaksan okuyacağın moleküler biyolojinin de İngilizce olarak tercih etmeyi unutmayasın. Bu bir, devamını hocamdan alalım. Şimdi öncelikle İsmail, moleküler biyoloji ve genetikte çocuğun bir ayağı yurt dışındaysa yazabilir. Hiç sakıncası yok. Orada da kalır. Moleküler biyolojinin eğer bunu yazarsa mesela biyokimya dalında. Biyokimya. İnsanın bir kimyası var, bir biyolojik özelliği var. Bakın bunlar genetik özellikler var. Veya biyomühendislik dalında yüksek lisanslar yaptığında siyah kuğuya dönüşür. Yarın okulda okurken teknoloji gelişir. Mesela gen alanında sadece yüksek lisans yapabilir genetik alanda. Ve bugün olmayan alanlarda yüksek lisans alanları çıkabilir çocuklar. Aferin çocuklar. Siz gerçekten programımızın takipçisisiniz. Beyaz kuğu, siyah kuğu çok tuttu bu. Evet, hocam, hepinizi siyah kuğu olarak görüyoruz. Kararsız öğrenciler, kararsızdan kastım aslında puanı tam sınırda. Kerem, Kafkas Üniversitesi PDR bölümü 151 binle aldı. Geçen sene ben 158 bindeyim diyor. Gelmeme ihtimali olursa eğer yönetim bilişim sistemleri yazayım mı diyor hocam? Evet, kesinlikle yaz. Yönetim bilişim sistemlerine yarı yarıya bilgisayar demektir. Ama sen bunu yazılımda yüksek lisans yaparak daha kullanılır hale getirir. PDR'den peki vaz mı geçsin? Ya bu çocuk... Arada 7000 kişi var. Yani onu yazacak zaten. Ben onu yazması gerektiğini düşünüyorum zaten. Ama onun dışındakini konuşuyorum. Kader 249 binde hemşirelik gelir mi diyor. Bir de bu hemşirelik isteyip de gelmeme durumuna karşı ebelik yazılsın mı hocam? Tabii ki ebelik de yazabilirsiniz. Şimdi ben demin bir öğrenciyle konuştum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Ankara'daki merkezinde. Çocuk... hemşirelik istiyor. Orada bir yorum yaptık. Kafası bir parladı, bunu anlatamam sana. İngilizce öğrendiği zaman yabancı hasta kabul eden hastanelerde çalışmanın avantajını mükemmel anladı. Bakın çocuklar, tek ihtimal onu. Ben hiç unutmuyorum. Antalya'da seminer veriyoruz çocuklara. Bir tane hoca, kafasını siyasetle bulmuş bir felsefe hocası. Hocam, öğrencileri niye özel okullara yönlendiriyorsunuz dedi. Dedim ki hocam, bu çocuk devlete atanamazsa aç mı kalsın? Onu anlatıyorum. Allah böyle hocalardan öğrenciyi sakınsın. Çünkü adam siyasetle bozmuş kafayı kadın.
Ya böyle şey olabilir mi kardeşim? Sen kendi çocuğuna devlete atanamazsan yat sürün diyor musun? Demiyorsun. O zaman çocuklara niye bunu tavsiye etmeye çalışıyorsun? Şimdi biz o tabii gerilim yaratmadık orada ama esefle hala karşılıyorum. Okulun adını yazdık ve bir daha okula da gelmiyor. Yağmur 89 binde psikoloji istiyor ama istediğim okulda gelmiyor. Hangisi tutarsa psikolojiye mi gideyim yoksa sözelde 18 bindeyim okul öncesi öğretmenliği bölümünü değerlendireyim diyor. İsmail hayalleri psikoloji ise nereye yazarsa gitsin. Bakın okursun, araştırırsın, İngilizce öğrenirsin, psikolojide kendini geliştirirsin. Bu arada sevgili öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin de psikoloji bölümü harika bir bölüm. Alim hocamız da orada. Yani Profesör Doktor Alim Kaya Hoca mükemmel. Ben sadece bir tanesini örnek veriyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesi. KYK yurtları var. Kontenjanların %80'i burslu. İlk üç tercihe yazdığınızda %75 burs veriyor çocuklar. Mutlaka Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni sorun, soruşturun, rehber hocalarınıza sorun. Çok beğeneceksiniz, göreceksiniz. Bu arada tercih seminerlerimizden yararlanmak için doğrudan gelebilirsiniz. Adresi biliyorsunuz. Sorun yok. 312-427-72-25 nolu telefonu arayın. Sevgili öğrenciler, bilgi alın. Yani bilgi alma dedim. İşte yerini öğrenin. Sunum yapıyoruz. Arkasından sorularınızı cevaplıyorum. Uzun uzun cevaplıyoruz sorularınızı. Sonra bu tercih formunu dolduruyorsunuz. Ben bunun bir risk analizini yapıyorum. Ve riskleri anlatıyorum, düzeltip ertesi gün yine geliyorsunuz. Müthiş bir emek. Hem de ücretsiz. Ücretsiz tabii tabii. Hocam Feyza 75 binde ama bu yıl ikinci girişi. Muhtemelen tıp, diş gibi yüksek bir hedefi var Feyza'nın. Üçüncü yıla bırakayım mı diyor, tercihimi yapayım diyor. Hayır, mümkünse bırakma. Feyza, Feyza'cığım duyuyorsun. Çok kanıksarsın, beyin artık aynı şeyi 3 defa ard arda yemez. Yani yapsan 50 bin yaparsın, benzer yere gidersin. Sen şöyle yapacaksın, bir lisans diploması alıp kendini yüksek lisanslarda geliştirmek. Yani lisans diplomasını yüksek burada lisans ıskaladığın için... şansı orada yakala diyorsun. Çok güzel, onu bir sıçrama tahtası gibi kullanacaksın. Al sana bu İsmail, hayat boyu öğrenme YÖK'ün raporunda sanayicilerin. Öğrenmeyi öğrenmektir asıl önemli olan diyor. Everything with you. Ne güzel de bir ismi varmış. 100 bin sıralamam var diyor. 70 binlik bir mühendisi yakalama şansın var mı Sakarya Üniversitesi'nde? Bana Sakarya göre, olduğu için bence biraz zor. İsmail. Çünkü hem İstanbul'dan hem Ankara'dan İsmail, talep var. İsmail sen tecrübeli bir tercih uzmanısın. Böyle denmez. Çocuğun 24 tercihi var. Evet, yok, zor. Yok yazsın da. Ha zor. Gelmeme ihtimaline karşı Sakarya'nın dışında 85 binlikten bir yeri tabii yakalamak için çaba sarf etsin. Onu yapmamız lazım. Bana göre 50 binlerden bile yazabilirsin. İsmail Yolcu sen biliyorsun. Çocuğu öyle yanlış yönlendirmişler ki Doğu Akdeniz'in paralısını çocuk yazmış. Kendinden daha düşük puanlı tam burslu yazmış, o gitmiş. İkisinin arasındaki fark ne? Biri tercihlerdeki yalancı tercihçilere, eğitimci olmayanlara tercih yaptırmış. Tutmaz diye yazmamış. Öbürü bir profesyonele tercih yaptırmış. Hocam reklama gideceğiz. İki soru sıkıştırıyorum. Hı-hı. Bilgisayar mühendisliğinde diyor Sevda Hanım. Çocuğum düşük, en düşüklerdeki bir mühendisliğe gidecek diyor. Kızı için soruyor. Hı-hı. Bunu genele çevireyim. Mühendislikte 260 bin, 280 bin Anadolu'daki bir üniversitede mühendislik okunmaz mı hocam? Okunur. Ben öğrencime şöyle söylüyorum. O bilinçli bir anne ile karşı karşıyayız. Lütfen bunu aranızda tartışın. Bilgisayarı iyi bir üniversitede tutmuyorsa, matematik bölümünü iyi bir üniversitede tutuyorsa ki tutar. Onu yazın. Okurken yazılımdan, donanımdan, bilgisayardan ders alsın. Bakın bilgisayarı bitirmiş gibi oluyor mu olmuyor mu görürsünüz. Çünkü bütün matematikçiler yazılımcıdır aslında. Eda sorunu okuyorum. Baraj düşerse eğer sıralamalar yükselmez. Çünkü öndekiler için herhangi bir şey yok. Sadece tercih yapacak olan öğrenci sayısı artar. Onun dışında hocam kimya mühendisi ya da biyomühendislik hakkında ne düşünüyorsunuz diyor Mihriban Kandemir. Kimya mühendisliği İsmail, her şeyin bir kimyası var. İlaç sanayinden kimya sanayine, boya sanayine, tekstile, ya bunun girmediği bir alan yok. Ama mezunu çok. Fakat biz ne diyorduk? Hepsinde mezun çok. Diplomanı nadirleştirmenin yolu ne? Sen kimya mühendisliğini bitirdin mi?
Gıda kimyasında yüksek lisans yap, al sana nadir diploma siyah. Tek kelime cevap hocam, reklama gidiyorum. Seval, kamu yönetimi mi iktisat mı? Kamu yönetimi mi iktisat mı? Birini yaz, diğerini de yüksek lisans yap. Sevgili izleyiciler, Genç Vizyon kısa bir aradan hemen sonra yine sizlerle, bir yere ayrılmayın lütfen. Yeniden merhabalar efendim. Ben İsmail Yolcu, öğrencilerin bonus hocası, Türkiye'nin bonus hocasıyla birlikte Instagram bonus hoca üzerinden gelen sorularınızı canlı yayında canlı canlı cevaplıyoruz efendim. Ve inanılmaz bir yoğunluk var, inanılmaz bir ilgi var. Şu anda hem Instagram'daki en son paylaşımın altına hem de özel olarak gönderdiğiniz sorularla 1000'den fazla soru var. Ve biz bu soruların içerisinden olabildiğince hızlı, pratik ve en doğru cevapları sizler için canlı yayınımızda Genç Vizyon'da veriyoruz. 17 kuşağı biliyorsunuz, Ülke TV'de Genç Vizyon programında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin akademisyenleriyle, değerli hocalarıyla buluşma saati aynı zamanda. Ve şu anda çok değerli bir hoca bizlerle ve çok çok popüler bir bölümün hocası, yardımcı doçent doktor Halil Eren Sakallı hocamız bizlerle. Kendisi tıbbi farmakoloji uzmanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kıymetli de bir akademisyeni. Sevgili hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi sağ olun. Sizi görünce böyle bir enerji aldık hocam. Farkındaysanız ses tonum bir anda yükseldi. hocam şimdi vaktimizi çok hızlı kullanacağım. Çok merak edilen bir konu var. Ve de çok popüler bir konu. Sizin de fakültenizle ilgili ve tabii ki Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili. Nedir bu? Daha önce başka bir üniversitede, yani muhakkak var ama tıp fakültesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler hem Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin diplomasını alıyorlar hem de Marmara Üniversitesi gibi gerçekten yine çok büyük bir devlet üniversitesinin diplomasını alıyorlar. Ben izninizle buradan başlamak istiyorum hocam. Bu sistemi, bunun mantığını anlatır mısınız öğrencilerimize ve ailelere? Evet, kesinlikle çok haklısınız. Oldukça nadir, dünya genelinde de örneği çok az olan bir ortaklık var. Marmara Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bir ortak program yürütüyor. Mezun olan öğrencilerimiz bu ortak program diplomasını alıyor. Hem Doğu Akdeniz Üniversitesi hem Marmara Üniversitesi diplomalı olmuş oluyorlar. Eğitim kısaca baştan sona itibaren her iki üniversitenin aslında birlikte yürüttüğü bir eğitim olmakla birlikte fiziken ilk 3 yılı Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde olacak. Diğer 3 yılı 4, 5 ve 6. sınıf eğitimleri Marmara Üniversitesi'nde olacak şekilde planlanıyor. Dediğim gibi başından sona kadar öğrencilerle hem kişisel seyirlerini takip etmek hem de eğitim süreçleri her iki üniversitesinin ortak katılımıyla olmakla birlikte fiziken böyle bir ayrım var. Burada Marmara Üniversitesi'nin elbette Türkiye'nin en büyük hastanelerinden, en gelişmiş hastanelerinden birisine sahip olması, çok deneyimli klinisyen hocaların orada bulunması çok önemli bir faktör. Kıbrıs'ta ilk 3 yıl içerisinde yine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin hem eğitim altyapısının, laboratuvar altyapısının ve aslında sadece fakültenin değil, üniversite imkanlarının ve ortak çalışma, aynı zamanda öğrenci kulüpleri ve sosyal aktiviteler gibi pek çok artı faktörünün de öğrencilere sunulabileceği ideal bir bölüm olması. 4-5-6'da dediğim gibi artık öğrencilerimizin hasta görmeye, hasta başında eğitim almaya ihtiyaç duydukları dönemde de çok geniş bir hasta popülasyonuyla karşılaşabilecekleri Marmara Üniversitesi'nde eğitim alması bu planlamanın aslında temel nedenini oluşturuyor. Halil Hocam, ki sözünüzü unutmayın. Önceki hoş geldiniz. Bu arada bizim kampüs, bizim diyorum, ben de Doğu Akdeniz'in içindeyim aslında. O kampüs gözüküyor. Şimdi gençler ve aileler onu Gazi Makası zannedebilirler. O kadar büyük bir üniversite ki. Bakın şu anda gördüğünüz hemen ortada Halil Hocamızla bizim ortamızda bu kampüs. Kampüs 3000 dönüm. İleride sahil var. O da aşağı yukarı gözüküyor. Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesi kadrosu hocam çok önemli aslında. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz bu vesileyle? Kesinlikle. Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesi kadrosu ve tüm aslında akademisyenlerimize, öğrencilerimiz web sitemizden de ulaşabilirler. Biz daha ziyade ortak program akademisyenleri şeklinde hem ortak programa katılan yani sadece ortak programda görevli olan Marmara Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tam liste web sitemizde yer almakta. Oldukça deneyimli ama aynı zamanda yine genç hocaların da ağırlıkta bulunduğu bir aslında ideal bir öğretim üyesi kadrosu var Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin. Yine
biraz sonra gerçi tekrar bahsedeceğim ama öğretim üyeleriyle birebir temas ve öğretim üyeleriyle birlikte yıl boyunca yaptıkları çeşitli aktiviteler, araştırma projeleri, yine öğrencilerin kendi düzenledikleri kongrelerde sunumla veya yayınla biten öğrenci araştırma projeleri ne izin verecek bir aslında öğretim üyesi sayısının çokluğu ve öğrenci sayısının, bu kampüsteki öğrenci sayısının nispeten azlığı sayesinde oluşan bir avantajla öğretim üyesi ve öğrenci sayısı açısından çok ideal bir aslında sayı var ve bu da dediğiniz gibi öğrenciler açısından çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Eren Hocam, bir başka kritik İsmail, soru... İsmail, sözünü unutma hemen. Hocam. Birkaç soru var. Çok özür dileriz Eren Hocam. Çünkü çocuklar ısrar ediyor, bağırıyorlar sorularımızla cevaplayın diye. Hocam, tam olarak 30 bindeyim diş hekimliği fakültesi gelir mi? Şimdi sevgili öğrenciler, diş hekimliklerinde Türkiye'deki devletler bazında bakıyorum 33 bin. Evet, çok büyük bir şansım var ama bu arada Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin işte hocam Eren Hocam anlattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak programı var Diş Hekimliği Fakültesi'nin de. Hazırlık dahil 3 yıl Kıbrıs'ta, 3 yıl yine Türkiye'de okuyorsunuz. Onu da değerlendirin. Bir tane daha soru okuyacağım. Hocam 21 binle tıp gelir mi? Çocuklar, tıplar zaten 23 bine yakın kesti Türkiye'de. Muhtemelen gelir ama bakın %100 gelir diye tercih yapma. Bu arada Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de örneğin ücretlisi 34 binlerde muhteşem bir tıp, Eren Hocam anlatıyor. İsmail, buyur. Hocam, peki en kritik soru şimdi. Bu yıl şu anda tercih yapacak olan öğrencilere bir hekim olarak size sorum şu. Tıp fakültesini, hekimlik mesleğini hangi özellikleri taşıyan, hangi insani vasıfları olan öğrenciler seçmeli? Puan tek başına kriter midir tıp okumak için, hekim olmak için? Çok teşekkür ederim. Ben buna iki farklı yanıt verebilirim. Önce tıp genel olarak üniversite eğitimini bir bilimsel eğitim, bir de mesleki eğitim olarak ikiye ayırırsak, tıp fakültesi bilimsel eğitim anlamında tüm bilimleri aslında içeren ve tüm bilimlerin örneğin mezuniyet sonrası da katkıda bulunduğu, yüksek lisans, doktora veya bilimsel araştırma basamaklarının her aşamasında katkıda bulunduğu bir fakülte malum. Ve açıkçası tıp fakültesinde bir eğitim almak, tıp eğitimi almak, sadece eğitim anlamında bakarsak bence herkes için uygun ve okuyan hiçbir kimsenin pişman olmayacağı bir eğitim diye düşünüyorum. Çünkü üniversite eğitimi sonuç itibariyle sadece bir meslek eğitimini değil, hayata ilişkin bir kişi öğrenebileceği ne varsa veya kendi yeteneğinin maksimumuna ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmak isteyecektir. Tıp fakültesi bunun için çok uygun bir ortam. Yine meslek sonrası, daha doğrusu 6 yıllık bölümü bitirdikten sonraki imkanlar açısından da farklı kişilikler için çok farklı seçenekler sunuyor. Burada ben de programınızı takip ettiğim için çok heyecanlı bir, tabii ki öğrenciler açısından süreç. Ve çok zevkli bir şekilde ilerleyen bir program. Beyaz Kul, Siyah Kul, ben de çok heyecanlanıyorum öğrencilerle birlikte. Bu anlamda da Beyaz Kul'dan Siyah Kul'a dönme şansı bakımından da tıp fakültesi insanlara ikinci, üçüncü şans verebilen bir fakülte bence. Çünkü 6 yıllık eğitimden sonra da uzmanlık seçimi sırasında gerek temel bilimler imkanları, klinisyen olmak istemeyen ama akademik olarak araştırma yapmak isteyen öğrenciler için veya cerrahi bilimlere yatkınlığı olan öğrenciler için pek çok farklı cerrahi seçeneği, yine iç hastalıkları diyebileceğimiz bölümler içerisinde çok farklı dallar içerdiği için tekrar tekrar farklı şanslar sunması açısından ben çok ideal bir eğitim. En azından giren ve pişman olan oranın düşük olacağına inanıyorum girdikten sonra. Ama tabii ki mesleki eğitim kısmına biraz daha girersek, mesleki eğitim açısından tıp fakültesi biraz sıkı ve uzun soluklu ve tabii ki biraz sorumluluk gerektiren, yani standart olarak her zaman iyiyi standart kabul eden, mecbur olarak bunu kabul eden, o anlamda biraz zorlu, biraz disiplin gerektiren, kolay pes etmemeyi gerektiren, yani ruhen de biraz kuvvetli olmayı gerektiren bir bölüm. Çünkü sonuç itibariyle meslek itibariyle öğrenciler bunu belki stajyerlerken değil ama internlük, altın senesinden itibaren. Affınıza sığınarak zamanımız da olmadığı için ben şimdi bu YÖK'ün size çok sormak istediğim bir soruydu. Bu, siz de bir yerinden teğet geçtiniz şöyle.
YÖK'ün çalıştayında 2019'da sağlıkta yüksek lisans ve doktora alanları ile ilgili çok hızlı birkaç tanesini okuyacağım. Yani bunlar gerçekten önemli mi, onu bir sormak isterim. Ya mesela sağlık alanında, tıp dahil, yapay zekada yüksek lisans doktora, sağlık fizikçisi, iklim değişikliği insan sağlığını nasıl etkiliyor, bu alanda öngörülüyor. Üç boyutlu modelleme, biyoyazıcılar, hastaya özel beslenme, ergoterapi, FTR, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları gibi yüksek lisans ve doktora alanları öngörülüyor. Peki Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan bir çocuk bunlarda bu eğitimleri alabiliyor mu? Siz ne dersiniz? Evet, çünkü ya şöyle, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bir avantajı elbette ki bir kampüs içerisinde tüm alanları barındıran ve bu farklı disiplinler arası çalışmalara olanak sağlayan, doktora programı açısından da yakında geliştirilecek olan özellikle yapay zeka, sinir bilimleri doktorası programında mühendislik fakültesi, biyolojik bilimler ve tıp fakültesinin birlikte katkı koyabileceği programlar hazırlanıyor şu aşamada. Dolayısıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi bu anlamda kesinlikle çok avantajlı bir üniversite. Bunun dışında ilk başta sorunuzun ilk kısmında bunların önemiyle ilgili görüşümü sorduğunuz yerde de kesinlikle tabii çok önemli. Geleceğin öğrenciler şu an bu tercihleri yaparken elbette ki gelecekteki durumlarına göre bu tercihi yapmak istiyorlar. Yapay zeka konusu çok önemli. Bizde özellikle bilgisayar mühendisliği alanında görüntüleme yöntemleri, yapay zekanın görüntülemeyi öğrenmesi ve daha efektif bir şekilde görüntü sonuçlarını yorumlaması veya laboratuvar testlerinin farklı yöntemlerle örneğin mesela herhangi bir tahlili sadece görüntüsüne bakarak, görüntüdeki renk değişikliğine bakarak ayırt edebilen ve çok kısa sürede ayırt edebilen programlar hazırlanıyor. Pek çok bununla ilgili devam eden, bizim de takip ettiğimiz test çalışmaları var. Bizim fakültemize geliyorlar, biz onların fakültesine gidiyoruz. Kaynak alışverişi yapıyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle çok önemsiyoruz yapay zeka. Ve meslekteki geleceği görmemiz lazım. Zaten bence öğrencilerin üniversite tercihi yaparken en fazla dikkat etmeleri gereken konulardan bir tanesi de bu. Yeni çağa nasıl bir öngörüsü var üniversitenin ve o öngörü doğrultusunda nasıl bir hazırlık yapıyor. Biz de bu anlamda temel olarak aslında multidisipliner çalışmayı merkez edinen bir anlayışa sahibiz. Eren Hocam, birkaç tane soru okuyacağım. Bu arada bir duyuru da yapayım. Doğu Akdeniz Üniversitesi sevgili öğrenciler, seminerlerimizi duyuracağız. Meslek seçimlerinde beyaz kuğu kalmayın, siyah kuğu olun. Bununla ilgili bütün tavsiyelerimizi yarın 11.30'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Nene Hatun'daki ücretsiz olan seminerlerinde, Nene Hatun'daki merkezinde yapacağımız seminerlerde yapacağız. Mesela Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. KYK yurtları vardır. Kontenjanlarının %80'i bursludur. Bu KYK'yı küçümsemeyin çocuklar, inanılmaz. 2 kişilik 3 kişilik odalar zaten, bütün Türkiye'de de böyle. Dünyada ilk 1000'de Times'ın yaptığı araştırmada bu muhteşem bir sonuç. Türkiye'de ilk 10'da ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ'nün dereceye girdiği şeyde. Evet, seminerlerimizden yararlanmak için çıkıp gelirsiniz Nene Hatun'da, Nene Hatun'un en sonunda sağ tarafta hemen. Nene Hatun Caddesi bu arada. Caddesi, Nene Hatun Caddesi'nde. Köşke yakın, eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne. 0312 not alın, 427-72-25 no'lu telefondan bize arayın. Yani daha doğrusu bilgi alabilirsiniz. Nasıl geliyoruz, ne yapıyorsunuz? Önce 2 saatlik bir seminer veriyoruz, sorularınızı alıyorum. Arkasından böyle bana tercih formu getiriyorsunuz. Ertesi gün risk analizi yapıyoruz. Ve gerçekten nerede riskli bu? İstemediğin mesleğe mi gidiyorsun? Geleceği olmayan mesleğe mi yazdın? Bunları analiz ediyoruz dedikten sonra bir öğrencimizin şu sorusunu cevaplayıp İsmail'e hemen uysal bu. 158 bin sıralamayı nasıl yapmalıyım? Tutma aralığınız armut gibi düşünün. Şu orta bölge %10 yüksek, %10 düşük yazdığınız zaman 145 bin ile 158 bin arasından 7 tercih. 158 bin ile 170 bin arasından 7 tercih. Ama 120 bin ile 145 bin arasından da 4-5 tercih yapabilirsin. Aşağıya doğru da, yani 185'e doğru da 3 tercih yapabilirsin. Bunun felsefesini kapın yeter diyorum ve İsmail'e pası atıyorum. Sevgili Eren Hocam, şimdi soruları böyle toparlayayım ki birçok öğrencinin de derdine derman olalım diye göz attığımda şöyle bir soru yoğunluğu var. Tabii ki puanı tutan... Hekim oluyor, tıp fakültesine giriyor veya diş hekimi oluyor veya eczacılık fakültesine okuyor. Yalnız ucundan, kıyısından, kenarından ıskalayan öğrenciler var. Her yıl olduğu gibi hayatın olağan akışı bu. Tabii ki çok kötü bir şey değil.
bilmedikleri yeni meslekleri de bizlerin sayesinde, sizin gibi profesyonel anlamda bu işi yapan akademisyenlerimiz sayesinde öğrenecekler. Şimdi burada bir bilinmeyeni açığa çıkartmak için soruyorum. Çünkü yüzlerce soru şu eksende. Tıp istiyordum ama puanım yetmiyor. Acaba diş hekimliği ya da eczacılık yazarsan mutlu olabilir miyim ya da yapabilir miyim? Çünkü bugüne kadar hiç eczacılığı kafasında düşünmemiş. Hazır sizin gibi de bir farmakolog bulunca da bu soruyu eczacılıkla başladım ama hemşirelik kesinlikle isteyip de, hadi hemşirelik ebelik çok yakın ama diyor ki hocam ben 2 yıllık protez bölümü varmış, çok da kolay iş buluyormuş. Eren hocam bize 2 yıllık sağlıkla ilgili bölümleri de önerir mi? Buradaki birinci amaç sağlık sektörünün içinde kalmak, o beyaz önlüğü giymek. Ne dersiniz hocam? Buradaki öğrencileri alternatif yeni sağlıkla ilgili bölümler tanımaları ve seçmeleri için. Çok uzattın, çok. Kesinlikle öneririm. Zaten çok güzel daha önceki konuşmalarda da siz de benzer örnekler vererek açıkladınız. Özellikle eczacılıktan başlarsam tabii ki. Amacımızı eğer yapmak istediğimiz şeyi iyi belirlersek, örneğin sağlık bilimleri alanında çalışmak istiyorsak ama bilimsel olarak veya araştırma anlamında çalışmak istiyorsak eczacılık fakültesi harika bir tercih olacaktır açıkçası. Laboratuvar yetenekleri kazanması, öğrencinin araştırma yapması anlamında tıp fakültesiyle birlikte çalışabileceği yüksek lisans doktora her süreçte ya da öğrenciyken de aynı zamanda çok güzel bir, aslında çok uyumlu bir tercih olur. Ben kesinlikle desteklerim o şekilde bir görüşü olan öğrenciyi. Yine sağlık sektöründe 4 yıllık, 2 yıllık spesifik birimleri, spesifik sağlık bölümlerine tercih yapmak isteyen arkadaşlara da kesinlikle ben desteklerim o görüşlerinde. Çünkü daha önce de söylendiği gibi o alanda bir yetkinliğe sahip olduktan sonra kendilerini geliştirmeleri, mezuniyet sonrası kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Alacakları sertifikalar, herhangi bir cihazın kullanımıyla ilgili yetkinlikleri, onları aslında o siyah kulağa dönüşümünde ben de çok sevdim. Kesinlikle çok fazla onların önüne şey çıkacaktır. Zaman kaybetmeden bir bölüm seçip o bölümde ilerleyerek, kendi yeteneklerini geliştirerek iş anlamında bence belki daha avantajlı bile olabilirler. Daha erken atılacaklar. Benim görüşüm bu şekilde. Çok teşekkürler hocam. 2-3 tane soru cevaplayayım hemen, izleyiciler kızmasın ve ekranda kalsınlar diye. Beyza 2 yıllıklarda sıralama mı, puan mı? Hepsinde puan. İdris 10 binlerdeyim, edebiyat mı Türkçe öğretmenliği mi? Elbette ki Türkçe öğretmenliği. Bir de ilginç bir soru bu, en azından bizim yaptığımız iş açısından. Hocam bu sene herkes TYT'yi, AYT'yi bitirmiş, onlara yetişebilir miyim? Şimdiden ben TYT'yi, AYT'yi bitirdim diyenin 120 AYT, TYT'nin tamamını, 80 AYT'nin tamamını yapıyor olması lazım. Bu mümkün mü? Yok. Bunlar bitirmediği halde bitirdim diyorsa asıl sen onları geçersin çocuklar. Yani bitirmenin tanımını yaptığında ben bütün soruları çözebiliyorum, anlıyorum. Lütfen hiç kimseye bakarak moralini bozma, kendi bildiğin yolda ilerle. Evet İsmail. Hocam hemen sıradaki soruma geçiyorum. Bolca gelen sorulardan bir tanesi. Hocam branşlaşmayla ilgili de sorular var. Öğrencilerden gelen. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuduktan sonra daha sonra akademik kariyer yapmak için bize ne gibi fırsatlar sunuluyor diye bir de soru gelmiş bir öğrenciden. Evet. Bunu sanırım diğer bölümlerden, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yazıcılar da sanırım bahsetmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin temel vizyonlarından bir tanesi mezunların özellikle mezuniyet sonrası akademik kariyerlerini geliştirmeleri için teşvik eden bir üniversite. Bizim tıp fakültemiz için bu geçerli. Ama fiziki olarak biz 2012 yılında ilk öğrencimizi aldığımız, 2018 yılında ilk mezunumuzu verdiğimiz için henüz örneği yok. Ama birkaç yıl içerisinde umut ediyoruz ki Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarımız sürekli temas verdiğimiz hepsiyle fakültemize geleceklerdir. Tabii şöyle bir şey var. Tıp fakültesinin özel bir durumu, bildiğiniz gibi tıp eğitimi 6 yıllık bir süreci kapsıyor. 6 yıldan sonra özellikle klinik bilimlerde akademik kariyere devam etmek için önce bir uzmanlık yapmak gerekiyor. Uzmanlık için de yine merkezi bir sınav olan TUS sınavı olacak. Öğrenci TUS sınavına gelecek ve TUS sınavındaki puanına göre bir yere yerleşecek. Ya da yurt dışında, ki biz denklik açısından da hem YÖK denkliğimiz olduğu için hem de yurt dışında da denklik açısından pek çok ülkede denk kabul edildiğimiz için öğrenci oranın yeni uzmanlık sınavlarına, board sınavlarına Amerika'da girerek uzmanlık eğitimini yapacak. Uzmanlık eğitiminden sonra o akademik kariyer için eğer isterse Doğu Akdeniz Tıp Fakültesi'ne gelip görev alabilecek. Bu çok kuvvetle desteklenecek. Çok teşekkürler hocam.
Hocam bir başka soru. Gelecekte üniversite eğitimi ve meslekler düzeyinde ne gibi değişiklikler olabilir? Bu konuda sizin öngörüleriniz nelerdir? Üniversite ve fakülte olarak geleceğin gerektirdiği eğitim modeli için hazırlıklarınız var mı? Evet, çok. Bunu siz daha iyi, belki çok daha iyi bir şekilde pek çok farklı meslek içinde konuşabilirsiniz. Ama biz örneğin biraz önceki konu gibi pek çok meslekte bir değişiklik bekliyoruz. Bazı mesleklerin, hepimiz bazı mesleklerin, özellikle eğitim sektöründe de örneğin çok büyük bir değişimle karşı karşıyayız. Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitimin devam edeceği ve giderek yaygınlaşacağını düşünürsek, örneğin üniversite yapımcısında, üniversite derslerin hazırlanmasında, ileride ders programlarının oluşturulmasında değişiklikler olacaktır. Benim kişisel görüşüm şu yönde. Ne olursa olsun yeni çağ nasıl değişiklikler getirirse getirsin, özellikle bilimsel olarak bir genel bir çağın gerektirdiği bilgi birikimine sahip olan, idrak yeteneğini artıran bireyler o değişimlerde üst sıralarda kendilerine yer bulacaklar. O değişimlerden daha olumlu bir şekilde etkileneceklerdir. Dolayısıyla öncelikle biz araştırmacı şu anda. Çünkü bir devrim bekliyoruz. Bilim anlamında bakarsak tıp çok yeni bir, modern tıp çok yeni bir bilim. 1910'lardan önce pek bahsetmek mümkün değil. 100 yıllık bir geçmiş var. O da 19. yüzyılda başlayan bir bilim devrimini takip eden bir süreç. Hücrenin tanımlanması vesaire. Ama şu anda başka şeyler konuşuluyor. Yani bir fizyoloji anlamında veya tüm biyolojik bilimlerde zaten bilimsel anlamda bir değişim bekleniyor. Bir de yine oluşmakta olan yeni dünya düzeni, iktisadi ve başka teknolojik gelişimler nedeniyle. Dolayısıyla benim buradaki öngörüm ve öğrencilere tavsiyem kendi kişisel araştırma motivasyonlarını yüksek tutarak kendilerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeleri. Yani üniversitenin o anki durumunu değil, üniversitede kendilerini ne kadar geliştirebileceklerini hesap ederek tercih yapmaları. Bunun için de araştırma imkanları veya eğitim olanakları ama daha ziyade kendi gelişimlerine olanak veren programlar. Örneğin biz probleme dayalı eğitim modeli kullanıyoruz ve öğrencilerin kendi bireysel olarak kendilerini eğitmeleri için hazırlanan bir eğitim programı. Aynı zamanda grup eğitimini destekleyen, öğrencilerini sadece ders dinleyerek işte onlara verilen bilgiyi değil, kendi arkadaşlarıyla mesela yıl boyunca hazırlayacakları projeler üzerinden değerlendirilecekleri, o projelerde aktif programla kendilerine güvenerek sanki konunun uzmanıymış gibi kısa süre içerisinde sonuca gidecek projeler hazırlamayı biz geliştirmeye çalışıyoruz. Bence bu çok önemli. Ve şu an için gelecekte tam olarak bu olacak. İşte veya işte yapay zeka alanında tam olarak şöyle bir şey yapacak veya şu zamanda yapacak gibi bir şey söyleyememekle birlikte kısa zaman içerisinde her nasıl bir gelişme göreceksek dünyada buna donanımlı insanların hazır olacağına ben inanıyorum. Çünkü insanın çok özel bir idrak yeteneği var. Ve biz bilim tarihiyle, bilim felsefesiyle ve yoğun yüksek çalışmayla eğer ve kendimize güvenle çalışırsak gelecek için hazırlıklı olabiliriz. Dolayısıyla ben öğrencilerin gerçekten tercih yapmadan önce üniversiteyi görmelerini, akademisyenlerle konuşmalarını ya da öğrencilerle mutlaka konuşmalarını ve kendilerini rahat hissettikleri, kendi güvenlerini artıracak. Hocam tam burada araya gireceğim. Süleyman Hocam'a soracağım. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye'deki ofisleriyle ilgili hocam nasıl ulaşabilecekler? Tabii MÖEDÜ.TR'den yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'ye yazdıklarında mesela Samsun, Urfa, Adana, İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara zaten hep sürekli telefonunu da veriyoruz. Arayarak veya bizzat ziyaret ederek bilgi alabilirler. Sevgili öğrenciler mutlaka Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni araştırın, inceleyin. Bakın çok beğeneceksiniz. Emin olun bakın bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir yazı çıktı Doçent Doktor Aslı Bugay Hoca'nın. Ve orada kampüs üniversiteleri öne çıkıyor dedi. Bunlar araştırmaya dayalı yazılar. Doğu Akdeniz Üniversitesi 3000 dönümlük bir üniversite. Son sorumu hemen kısaca soracağım hocam. Sonra size veda edeceğim. Bir de öğrencilerin bu kadar yoğun tıp eğitimi, sağlık eğitimi, anatomi, fizyoloji, latinceler, bir de İngilizce havada uçuşurken kişisel gelişimleri ne durumda hocam? Onunla ilgili öğrencileri neler yapıyor, neler sunuyorsunuz öğrencilere? Kesinlikle. Orada Süleyman Hocam'ın çok güzel bir şekilde bahsettiği Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kampüs imkanı, multidisipliner aslında kendini geliştirebilecekleri ilgi alanları doğrultusunda tanışacağımız veya ufkumuzu açacak başka bölümlerdeki akademisyenler, başka bölümlerdeki arkadaşlar vesilesiyle yapabilecekleri aslında çalışmalar çok bence önem kazanıyor. Aynı zamanda Kıbrıs'ın yapısı,
Yani hem bir üniversite şehri havasında olması tamamıyla tüm Kuzey Kıbrıs ama özellikle Gaziantep. Öğrencilerin aslında sosyal imkanlar için çok fazla yorulmamalarını sağlıyor. Yani işte bizim bu kampüsümüzün içerisinde bir de deniz tesisimiz var örneğin. Böyle bakarsak hani sadece fakültenin içerisinde, sadece üniversite kampüsünün içerisinde aslında çok zevkli bir şekilde bir öğrenci her ihtiyacını karşılayabilir. Hem akademik hem sosyal anlamda bu çok büyük bir avantaj bana göre. Yine öğrenci kongreleri örneğin çok büyük bir tıp fakültesi bu sene öğrenci kongresini düzenledi. 100 yaklaşık tam sayıyı yanlış söyleyebilirim. Farklı ülkeden katılımcının olduğu çok büyük bir öğrenci kongresi çok başarıyla gerçekleştirildi. Öğrenci kulüplerimiz çok aktif. Bu akademik başarı için de çok önemli. Çünkü öğrenciler nasıl çalışacakları konusunda birbirlerini tabii ki destekleyecekler. Yine uluslararası bir üniversite. Yine tüm Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin aynı şeyi söylüyor gibi olmayayım. 16 farklı ülkeden öğrencisi benim için çok önemli çünkü çok heyecan verici bir olay. İngilizce eğitim veriyoruz. Fakat aynı zamanda yabancı öğrencilerimiz için de Türkçe zorunlu değil. Çünkü onlar da Marmara Üniversitesi'ndeki ikinci fazlarında örneğin ya, Türk hastalarla konuşacak konuşmaları için gerekli Türkçe düzeyine sahip olmak zorundalar. Dolayısıyla bu uluslararası ortam öğrencilerin vizyonları açısından da bence hem eğitimi hem sosyal hayatlarını çok pozitif yönde etkileyen bir süreç. Eren hocam, Birbirlerinden... vallahi doyamadık ama süremiz bitti. Ben son bir cümle hocama hemen söz hakkı vereceğim. Vedalaşıyoruz ama inşallah Ankara'da ya da Magosa'da görüşmek üzere diyorum hocam. Çok teşekkürler Çok teşekkür katkılarınız ederim. için. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın hocam. Süleyman hocam son bir dakika İsmail, işaretim tabii ki geldi. Doğu Akdeniz Duyuruyu alayım. Üniversitesi anlatılarak gerçekten çok bitirilemez. Ben yarın 11.30'da sakın ha diyoruz bize danışmadan asla tercih yapmayın. Özellikle Ankara ve çevresini ve gelebiliyorsanız. Nene Hatun Caddesi'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin merkezinde ücretsiz seminerimiz var. 2 dakikamız mı varmış öyle anladım ama kes diyorlar. Ben öyle anlarım bak sadece. 0312 427 7225 sabah 10'da görüşüyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.